Arkadaşlar merhaba. Kontur'un bilançosu gelmiş, ona bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi bir hayli uzamış. Net işletme sermayesi şu an için yeterli, ancak son 3 çeyrekte düşüş eğiliminde arkadaşlar. Net borç çeyrekte 790 milyon artarak 1 milyar 290 milyona yükselmiş. Nakit akışları biraz olumluya evrilmiş, yani onu söyleyeyim. Yatırımları var arkadaşlar. Bunu inceleyin. Çeyreklikte 127 milyonluk bir duran varlık alımı gözüküyor arkadaşlar. Onu da araştırın. Stoklar da %10.55 oranda artmış. Arkadaşlar burada 127 milyonluk bir çeyreklik artış gözüküyor ama tabi 790 milyonluk bir borç artışı bu yatırımdan kat kat fazla. Bunu da araştırmak lazım yani sevgili arkadaşlar. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim faaliyetlere. Biz her şeye çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl önceki kendisiyle aynı olan dönemdeki çeyreğe bakacağız. Hem geçen yılla kıyaslayacağız hem bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız ve bir fotoğraf çizmeye çalışacağız. Bakalım şirketimiz ne yapıyor, ne yapmıyor arkadaşlar. Şimdi geçen yıl bu zamanlar hasılat artışı bir önceki çeyrek yılı %40.84 olurken bu çeyrek eksi 36.76 olmuş. Bir önceki çeyrek de eksi 40.77'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden hallice kötü ama bir önceki çeyrekten de hafif toparlamış. Arkadaşlar miktarlara bakmıyoruz. Dediğim gibi yüzdeliklere bakıyoruz. Evet arkadaşlar, satışlar, hasılat bu şekilde devam ediyor. Gelelim her sattığı 100 liralık malda ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş. Geçen sene bu 28.61'miş. Şu anda eksi 26.66. Bir önceki çeyrekte eksi 1.42'ymiş. Dolayısıyla bu hem geçen senekinden hem bir öncekinden hem de son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Çünkü faaliyetlerden peş peşe 2 çeyrektir zarar yazıyor. Geçen sene böyle olmamıştı oysa, değil mi? Yani geçen sene işte 6 ile 3 arası 3 ile 6 arası maalesef böyle bir şey yaşanmamış. Hatta artış eğilimi, şu anda düşüş eğilimi var. Geçen seneye kıyaslayalım en azından. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu 25.42'ymiş. Şu anda 49.11. Bir önceki çeyrek de 24.78'miş. Bu net kar kısmında hem geçen seneyi hem bir önceki çeyreğe yetmiş ama sevgili arkadaşlar gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 90.97 oranda bir hasılat elde ederken şu anda 25.44 elde etmiş. Bir önceki çeyrekte 42'ymiş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi her iki çeyrekten kötü olmakla beraber son 3 çeyrekte arkadaşlar düşen bir eğilim var ve son 7 çeyreğin en kötü performansını elde etmiş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı elde etmiş? Geçen sene bu %26'ymış arkadaşlar. Şu anda eksi 6.78. Bir önceki çeyrekte eksi 0.6'ymış. Bu da her iki çeyrekten de kötü olmuş. Bir de son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Son 3 çeyrektir düşüş eğilimi artarak devam ediyor arkadaşlar. Yine net kar kısmına bakarsak arkadaşlar, geçen yıl bu zamanlar %23.12 net kar üretirken şu anda 12.49 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 10.48'miş. Dolayısıyla geçen senekinden bir haylice kötü, bir önceki çeyrekten de hafif iyi arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine çeyreklik. Geçen sene bu zamanlar 23.55 büyürken Şu anda 7.72 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 4.12'ymiş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden bir hayli kötü. Bir önceki çeyrekte de hafif toparlamış. Sevgili arkadaşlar, tabi şunu söylüyor bazı arkadaşlar. 2022-12'de görüyorsunuz büyüme patlak vermiş, yani patlamış birdenbire. Burada işte arkadaşlar şundan bahsediyor. Tahsilatın burada yapıldığı, faturaların burada kesildiği ve burada sonuç alınacağına dair bazı söylemler var. Bu arkadaşların söylemleri, benim böyle bir söylemim yok. Böyle bir araştırmam olmadı çünkü. Siz gidip araştırma yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar yıllık öz kaynak büyümesine bakınca 2022'ye 9'da %136.75 büyümüş. Sonra 339'da zirve yapmış. Sonra 307'ye düşmüş. Şu anda da 255'e düşmüş. Son 3 çeyrektir düşüş eğilimi devam etmekte arkadaşlar. Fiyat hareketine bakılırsa bizim baz aldığımız nokta 21.12. 2021'de fiyat 12 lira 18'miş. Öz kaynaklar oradan buraya yani %650 büyürken fiyat 2086 kat giderek öz kaynak büyümesinin tam 3 katı önden fiyatlamış. Fiyatlar mı, fiyatlamaz mı? Artık ben oranı söylüyorum arkadaşlar. Fiyatlayamaz falan da demiyorum. Sizin bileceğiniz, yatırımcının bileceğiniz. Ben rakamları söylüyorum. Halka açıklık oranı %39. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 6.74'müş. Şu anda 36, yaklaşık 5.96 katı falan diyelim. Çok merak eden hesaplasın. FK 81.75, piyasa değeri defteri 36.78, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 51.19 olmuş. Zirvesi 300'müş arkadaşlar. Zirveye uzaklık 12.96. Çok da uzak değilmiş. Arkadaşlar defter değerimiz fiyata ne kadar sürede ulaşır? %255 büyümeli. O da 2.84 yıl çıkmış. Tabii bu büyümeyi sürdürürse arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu büyümede değişiklik olursa bu rakamlar değişir. Şu anki mevcut bilgileriyle 2.84 yıl sonra, yani 34 ay sonra 7.24'ünüz 266 lira olacak. Yani siz 34 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın almış olacaksınız. Ondan sonra da piyasa inşallah böyle 36-37 kat onu fiyatlar da siz de daha sonra kazancı sahip olursunuz. Bunu bilemiyoruz tabi. Bir de alternatif getirileri kıyaslarım. Defter değerimiz 7.24 arkadaş. Bunu %255 büyütürsek bir yıl sonra öz kaynaktan dolayı 18 lira 48 kuruş kazancımız olacak arkadaşlar. Fiyatımızı yani 266.30'u %40 faize yatırırsak 106 lira 52 kuruş, yine herhangi bir enflasyon duran varlık alırsak da 104 lira 71 kuruş kazancım olacak. Arkadaşlar şunu diyebilirsiniz, ya faiz 40, faiz nerede var falan, tamam faizler 34 şu anda 32-34 arası, evet arkadaşlar, ama enflasyon da maalesef 39 değil, daha da yüksek. Bunlar bilanço 6. ayın 30'undaki rakamlar arkadaşlar. Bilanço da zaten geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Geleceğe yönelik sizin yapacağınız çalışma ve simülasyonlar sizin yatırım kararınızı doğru verecek. Şu anki performansıyla arkadaşlar alternatif getiri şirketin getirisinin 5.76 katı. Dolayısıyla bu yatırım benim nazarımda cazip olmaz arkadaşlar. Çünkü sen alternatif getiriye yatırarak daha fazla kazanıyorsan o zaman bunun bir anlamı kalmaz. Üstelik %255 büyüme olmasına rağmen. Peki ne olması lazım? Şirketin getirisinin, alternatif getirinin üstünde olması lazım. Bunun için iki tane koşul lazım arkadaşlar. Birincisi şu büyümenin daha da yukarı gitmesi. Arkadaşlar büyüme daha da yukarı giderse büyümeden kaynaklanan getiri, bunların yenmesi lazım. Yani alternatif faiz ve enflasyonu yenmesi lazım. İkinci koşul arkadaşlar, bu büyüme sabit kalacak, enflasyon faiz düşecek. Bu imkansız. Üçüncü koşul, fiyat öyle bir yere gelecek ki fiyattan kaynaklanan faiz ve enflasyon kazancı şirketin kazancının altına gelsin. İşte o zaman daha cazip hale gelir. Bunu sağlayan şirketler var mı? Var. Peki ne anlam çıkarttık buradan? O zaman kontrolmatik alma. Ben sana alma demiyorum ki. Beni diyendirmez alıp almaman arkadaşım. Ben alma da demiyorum, al da demiyorum. Ben rakamları söyledim arkadaşım. Ben alternatif yatırım araçlarıyla kıyasladım. Bu şu andaki alternatif yatırım araçlarını yenemediği için cazip olmadığını söylüyorum. Ama sen bir hikaye yazarsın. İleride şu 255 büyümenin 500'e çıkacağını hesaplarsın, kitaplasın. Herkesten de bir adım önde olursun. Bu tamamen senin kararın. Biz fiyatta da zaten amacımız şu da değil arkadaşlar. Fiyat nereye gider falan. Fiyatla da ilgilenmiyoruz. Fiyat işimiz değil. Bunu bilmem mümkün değil. Bilseydim inanın her şeyi en düşükten alıp en yüksekten satardım. Böyle bir kürem yok. Böyle bir yeteneğim yok, açık söylüyorum. Böyle bir iddiam da yok. Ancak ben yatırımcıya hitap ediyorum. Yatırımcı parasını nerede çok çoğaltırsa oraya yönelmeli. Şirkete yatırırsa maalesef 18.48 lira kazanacak. Alternatif yatırım araçlarına yatırırsa da onun 5.76 katını, daha fazlasını kazanacak. Arkadaşlar bu nedenle arkadaşlar hem bilançoda çeyreksel bazlı gerilemeler var. Onu da söyleyeyim. Çeyreksel bazlı. Son iki çeyrektir hatta gerilerek devam ediyor bilanço. Hem de arkadaşlar alternatif yatırım araçlarının gerisinde kaldığı için dolayısıyla yatırım için uygun değildir. Eğer bir çalışma yapmadıysanız, çalışma yaptıysanız da eyvallah, başımda gözüm üstüne, o da zaten sizin özelliğinizdir. Eğer siz bu çalışmayı yapıp bu ya %500 büyüyecek bir hesap yaparsanız ve tutturursanız zaten herkesten bir adım önde olursunuz. Sevgili arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olur, bildirimleri de açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.